Hocam şu bak var. Güzelliğin katışı lazım. Güzelsin lazım lan. İran'ın komşusu hep tamamen kilitlenmiş. Şimdi oraya gideceğim, kapatacağız. Evet, çekten bakmadım. İran gelişim. Tüm millet maktak. Yani rahat görürsün. Komiserim sağda Kenan Beşik'in buraya geliyor. Senden sinir istiyorum. Benim önüm üçte. Başkanım sakin. Sinir kapısı kapalıdır. Sinir duvar çekiliyor. Biz mağduruz. Vallahi esnaf var. Bu an zaten kaçakçı bölgesidir. Onun her dört köşesinde mesela İran var, Irak var, bizim komşularımızdır, akrabalarımız orada var. Şimdi oraya gideceğim. Bak sen fakirlerin babası sen Süleyman Soluk, zenginlerin babası. Vallahi sinirleri kapatmış biz perişanız. Allah da bilir. Esnaf olarak biz kapıdan akşama kadar bir tane müşteriyi bekliyoruz ki gelsin tamam, bir şey alsın. Tamam. Yani tamam. Biz yazık günahız, devlet büyüktür, devlet zengindir, bize bir yardımcı olsun. Olacak. Bazı şeylerle göz yumsun. Yani devletimiz bize bazı şeylerle göz yumsun başkanım. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mutlaka getireceğim. Mutlaka getireceğim. Bekliyoruz. Ya artık tahammül yok yani. Bu işi bitireceğiz. Her şey faizlerini tamamen sileceğiz. Esnaf kefaletten veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Bunu sözünü verdim, bir hafta içinde yapacağız inşallah. O da tek başına ülkenin sıkıntılarını biliyorsunuz. Evet, özellikle ekonomiye gönderilen faiz oranları sıfıra inecek. Artı efendime söyleyeyim, milletvekillerinde sıkıntılarımız var. Yani nasıl bir tane milletvekili, Van milletvekili kendi sıkıntılarımızı giderilmedi. Bir güne bir gün Allah rızası için bu milletvekili bu olağanüstü durumlarda, hiç yanımıza gelmeden, herhangi bir sıkıntımızı gideremeden. Biz sizden rica ediyoruz. Bunu gündeme getirmek istedim. Gündeme getireceğiz. Büyük sıkıntı var biliyorum. Sınır kapısının kapalı olmasını getirdiği büyük sıkıntılar var biliyorum. Hem sizin hem hizmetler sektörü içinde büyük sıkıntılar yarattığını biliyorum. Şimdi ben buradan çıktıktan sonra da sınır kapısına gideceğim zaten. Sınır kapısı onun, zaten evet. Bir Van demek bir sınır kapısı. Öyle, öyle. Yani öyle, eğer siz öyle. Varsanız biz varız. Evet, yani öyle. Yani işte oradan kaynaklı. Tamam. Sadece bizde sizin israfımız. Gereken her şeyi yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah nasip etsin. Oğlumun ismi çek. Bursa'da geldim. Sana uyumuş sizin de burada hemşireleriniz olmasın. İnşallah en kısa zamanda da sizi genç heyetlere ya Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz ya da Başbakan olarak görmek istiyoruz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Hanımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yani bu pandemiden, 2 yıllık bir pandemiden dolayı biz esnaf olarak çok mağduruz. Yani Türkiye genelinde mağduriyet var ama öyle. Bizim daha yüksek mağduriyet. Çünkü doğuda fazla bir yatırım olmadığı için yani biz burada mağduruz. Dile gelseniz iyi olur. Ben buna dile gelseniz seviniriz. Başkan ben size söylediniz mi? Söyle. Benim 3 tane çocuğumla eskiden yapmış daha evlendirmemişim. Yani kimse ev yapamıyor. Kızım çocuğunu evlendiremiyor. Halimiz ne olacak? Düzelteceğiz hep beraber. İnşallah. Biraz inşallah. Sabır, biraz sabır. Sen daha kadar sabredeceksin. İnşallah. Ondan sonra gereğini yapacağız beraber inşallah. Hadi hoşça kalın. Güle tamam. Güle. Sayın Başkanım. Başkanım. Eğilmez başkanlarına bir şeyden unutuyorum. Oyuncu da bizim yolumuz kapalıdır. Hep yola çıkıyorsunuz. Savaşamıyoruz. Bir de bir tarafta uzaktan tarafta. Bizim bir yolumuz var. Tersen direkt ama açamıyorlar. Niye açamıyorlar? Açamıyorlar dedi. Bir kişiler de dedi açar yolları. Birisi de şeyler açamıyorlar. Kimse yoktu dedi. Tersen yoktu.
O yüzden kimse aşamıyor. Başkala Yananlar köyü bağlıdır. Bize bir başkalanın daha. Yananlar köyü başkalı. Evet, Yananlar mezarası. Evet. Bu açıldı. Evet. Şeydi, köyü kim gitmiştir? Sen şu bilgileri şeye ver şu arkadaşımıza. Biz il başkanımızla beraber orada yerleştirdik. Onu da sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Geliyoruz arkadaşlar. Efendim müsaade, devam ediyoruz. Biraz hızlanabiliriz. Müsaade edin. Şuna geçsin. Gidiyorum. Biraz hızlanalım öndeki arkadaşlar. İnşallah. Biraz geri çalışalım, biraz. Ya şuraya da bir merhaba diyeyim. Buyurun. Başkanım, ben sizin yanınıza geleceğim. Gel. Vallahi. Gerçekten. Bana imkan sağlayın. Size anlatacak arkadaşlar. Olur. Hoş geldin. İyi misin? Merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Geriye doğru ısınmıyor. Şimdi ben senin kapısına gidiyorum. Eyvallah. Burası sen değilsin. Başkanım hoş geldiniz. Aracı alalım efendim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müdahale istiyorum ben. Sağ ol. Domates buranın mı yoksa? Buranın kendi yeri. Efendim size hayırlı işler dilerim. Moralinizi bozmayın. Her şeyi düzelteceğiz. İnşallah. Sizlerin desteğiyle beraber düzelteceğiz. İnşallah. Bu memlekete hem huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz. Herkes kendi bulunduğu bölgede, köyünde, ilçesinde, ilinde rahat yaşayacak, huzur içinde yaşayacak. Bunu yapacağız. İnşallah. Fiyatlar artıyor, onu biz de farkındayız. Gübre fiyatları artıyor, ilaç fiyatları artıyor, tohum fiyatları artıyor, yem fiyatları artıyor. Bunlar artıyor biliyor. Bunların çoğu dışarıdan ithal edildiği için. Dolar arttıkça bunlar da artıyor. Aynen. Bunların hepsini biz üretebiliriz. Daha bereketli topraklar var. Aynen. Çalışkan insanlar var. Aynen. Üretecek, burada üretecek. Burada biz yemi de üretebiliriz, ilacı da üretebiliriz. Her şeyi yapabiliriz, suyumuzu kullanabiliriz. Her şeyi yapabiliriz yani. Aynen öyle. Vallahi Sayın Başkanım, 2014'te biz avunu, karpuzu, domatesi ne fiyata satmışsa bugün de o fiyatı o zaman mazot litresi 2.800.000'di şimdi evet. Kalkmış 7.000.000. Gübre turbası 60-70 milyondu şimdi çıkmış 300.000.000'a. Yani her şey 4-5 kat yükselmiş köylünün kimkisi. Yani 6-7 yıl önceki aynı yerinde. Düzelteceğiz hepsini. İnşallah. Moralinizi bozmayın. İnşallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun.